Hemen Malatya'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Barış orada. Bir vatandaşımızın kurtarıldığı bilgisi var. Barış, doğru mudur? Neler yaşanıyor orada? Cansin Elvacı depremin 3. gününde mucize kurtuluşlara tanıklık etmeye devam ediyoruz. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeyiz. 7 katlı sığınma apartmanı çökmüştü depremde ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. İçeride bir yaralı vatandaşın olduğu bilgisine ulaşıldı ve bu yönde yapılan çalışmalar sonucu o yaralı vatandaşa ulaşıldı. 84 yaşında Mehmet Güzel amcamız, ekipler son hazırlıklarını tamamladı. Apartmanın hemen altında işte şu anda battaniye isteniyor. 84 yaşında bir amcamız gerçekten mucize bir kurtuluş depremden saatler sonra. Yaklaşık 53 saat geçti ve görüyorsunuz 7 katlı binanın enkazından çıkarılacak birazdan ekipler tarafından, itfaiye ekipleri tarafından. AFAD ekipleri burada, sağlık ekipleri burada. 7 katlı bir bina, üstü açık şu anda ve battaniye istendi. Evet, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası aslında çıkarıldı. Dün de 7 vatandaşımızın enkaz altında kurtarılma anlarına tanıklık etmiştik. Bugün 84 yaşındaki Mehmet Güzel amcamız enkazın altından saatler sonra depremin 3. gününde kurtarılıyor. Şu anda üstü çıplak ve battaniye seriliyor üstüne. Battaniye istendi. Ekipler sedyeye koyacak birazdan ve hemen kaldırıp ambulansa, oradan da hastaneye sevk edilecek. Gerçekten Türkiye'yi umutlandıran görüntüler, Türkiye'yi sevindiren gelişmeler bunlar. 84 yaşındaki amcamız, yakınları burada, akrabaları burada, oğlu burada. Umutla bekliyordu ve hemen ardından işte görüyorsunuz şimdi çıkarıldı ve sedyeye konuluyor. Şöyle bakmak istiyorum. Maşallah. Evet. Tamam, öyle kalalım. Daha önemli. Dur, tamam. Örttük, sıkıntı yok. Örttük. Müslüm örtün dedi, gözleri bana bakıyor. Örttük, Mehmet amca rahat ol. Şuur açık. Başını bırak, bana bırak. Başını bırak, rahat bırak. Artık evet. Güvenli ellerden. Maşallah, Mehmet amcamız. Mehmet amca, güvenli. Enkazdan sağ salim bir şekilde kurtarıldı. Arkadaşlarımız burada, Malatya itfaiyesi burada. Ufak tefek sıyrıklar var, gözler açık, şuurun yerinde olduğunu düşünüyorum. Abi. Çok şükür ve şu anda sedyeye konuldu. Kemerler bağlanıyor birazdan. Taşınacak. 84 yaşında. Evet, oğlunun burada olduğu söylendi. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katiboğlu, itfaiye ekipleri. Hepimiz senin yanındayız. Tamam. Bekle. Bekle abi, bırak bana. Bana bak. Bekle. Ben buradayım. Herkes burada. 84 yaşında Mehmet amcam. Mehmet amcamız kurtarıldı. Ufak tefek sıyrıklar görüyorum. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ancak gördüğümüz kadarıyla şu anda bilinci yerinde, gözleri açık. Ciddi bir tehlikesi görünmüyor. Ve bir an önce şimdi evet. Ve kaldırıldı. Koridor oluşturalım hemen. Mehmet amcamız sedyeye bindirildi ve 7 katlı bu apartmanın altında şu anda kurtarıldı, enkazın altında kurtarıldı ve elden ele taşınarak gönderiliyor, ambulansa götürülüyor. Ekiplerin gerçekten ciddi bir çalışması sonucu, itfaiye ekiplerinin çok ciddi bir çalışması sonucu. Dün de 7 vatandaşımız yaralı olarak sağ salim bir şekilde çıkarılmıştı ki bunların içerisinde 10 yaşında Berra ve Alptekin isimli genç kardeşimiz de vardı. Ve gerçekten ekipler bugün yine büyük bir başarıya imza attı. Mehmet amcamız işte görüyorsunuz bu enkazın altından şurada oluşturulan yaşam tünelinin içinden çıkartıldı ve şimdi hastaneye götürülüyor. Gerçekten sevindirici bir haber. Türkiye'ye umut olsun. Türk milletine umut olsun. Bu zor günlerde yüreğimizi ferahlatan gelişmeler bunlar. Hiç şüphesiz bizleri duygulandıran, bizleri sevindiren gelişmeler bunlar. İşte görüyorsunuz tüneli. Burada ekipler hayatını riske ederek bu tünelin altından çıkardı Mehmet amcamı. Burak, şöyle gelebilir misin? Ambulansa doğru götürülüyor. Burak, dikkat ederek gel. Mehmet amcamız 84 yaşında, gözleri açıktı, şuur yerindeydi. Ciddi bir şey görünmüyordu. Gerçekten güçlü bir şekilde ayakta durdu. Türkiye'ye, evet, Türkiye'ye umut olsun burada. Güçlü durmamız gereken anlar bunlar. Şöyle gidiyoruz, işte görüyorsunuz. Ekipler burada, yakınları burada.
iş makinesi ekipleri, itfaiye ekipleri, bütün ekipler burada ambulansa bindiriliyor şu anda Mehmet amcamız. Ve hastaneye götürülecek. En yakın hastaneye kaldırılacak. Malatya'da ard arda mucizevi kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor. İşte o kurtuluşlardan birine canlı olarak tanıklık ettik. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Sırma Apartmanı'nda 7 katlı Sırma Apartmanı'ndan çıkartıldı Mehmet amcamızın bedeni ve çok şükür sağlığı yerinde görünüyordu. Ciddi bir şey görünmüyordu ve şu anda hastaneye götürülecek. Bu apartmanı gösterebilir misin Burak? İşte görüyorsunuz adeta yerle bir olmuş. Moloz yığınları tamamen yerle bir olmuş. İşte bu apartmanın hemen altında ekipler Mehmet amcayı çıkardı ve hastaneye götürüyor. Gerçekten ciddi bir çalışma var. Hassas bir çalışma var. Ben aslında herhangi bir canlının olup olmadığını sormak istiyorum. Hocam, Mehmet amcadan başka kimse var mıydı? Evet. Kimsenin olmadığını... Bir tek Mehmet amcamız vardı. Mehmet amca vardı zaten. O da niyetmiş açılmamış. Ölse ben burada öleceğim. Evet. Mehmet amcamız da çıkartıldı bu enkazın altından. Gerçekten çok sevindirici bir haber. Herkesin yüreğine az da olsa su serpen bir haber. Ve şu geçtiğimiz zor günlerde içimizi bir nebze olsa ferahlatan haberler bunlar. Dün de dediğimiz gibi 7 vatandaşımız bir enkazın altından çıkarılmıştı ve o müjdeli haberleri de, o müjdeli gelişmeleri de, o mucizevi kurtuluşları da biz A Haber ekranlarından canlı olarak ekranlara getirmiştik. Bugün de 84 yaşındaki Mehmet Güzel amcamızın enkazın altından canlı bir şekilde çıkarıldığına şahitlik ettik. Dediğimiz gibi tüm Türkiye'ye inşallah umut olur. Bizim buradaki haber nöbetimiz devam ediyor diyelim, sözü yeniden sizlere bırakalım. İşte görmek istediğimiz, şahit olmak istediğimiz, paylaşmak istediğimiz anlar, bu anlar. Muhabir arkadaşım Barış'ın da yayın yaparken yüzünün gülmesi aslında her birimizin duygu ifadelerinin, duygu patlamalarının sonucu bunlar. Umut tükenmedi dedik ya, 84 yaşında 3 gün sonra çıkarıldı Mehmet amcamız enkaz altından. Enkazdan çıkarılırken bilinci açık, oğlunu sordu. Hatta üzerime battaniyeyi örtmeden çıkmam dahi dedi. Ve sağlık ekiplerine teslim edildi sağ salim. İnşallah ardı ardına enkaz altından çıkarılan vatandaşlarımızın bilgisini sizlerle paylaşıyor olacağız. En yeni bilgi, en sıcak bilgi buydu. Depremin 3. gününde bir kurtarma operasyonu daha ekranlara yansıdı. Şimdi deprem bölgelerinden görüntüleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz elbette bir yandan. Adıyaman'da depremden çok büyük hasar alan illerden bir tanesi. Depremi yıkıcı etkide hisseden illerden bir tanesi. Oradan görüntüler taşıyacak şimdi arkadaşlarım ekrana. Yine bunlar havadan çekilmiş görüntüler. Adıyaman'da aslında depremin ilk gününde şahit olduğum görüntülerde birçok binanın, hatta çok fazla sayıda binanın, bir cadde üzerinde neredeyse tüm binaların hasar gördüğünü, yıkıldığını söyleyebilirim. Zaten havadan çekilen görüntülerde de bazı noktalardan hemen o yıkılmış binaları görebiliyoruz. Depremin 3. günündeyiz. Maalesef yıkım büyük. Ekipler sahada, enkazda bulunan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. İki büyük depremin yıktığı 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmiş durumda. AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK, gönüllüler, güvenlik, yerel destek ekipleri, herkes sahada. Uluslararası arama kurtarma ekipleri yine sahada. Arama köpekleri yine... Dışarıdaki ülkelerden gönderilen arama kurtarma köpekleri sahada. Bu yüzden çok büyük bir mücadele söz konusu. Ama yıkımın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seren görüntülerden bir tanesi de aslında bu. Yine havadan çekilen görüntülerden bir tanesi. Adıyaman burası ve Adıyaman'da sokaklarda hemen hemen her binanın hasar gördüğünü ve birçok binanın da maalesef enkaza dönüştüğüne görebiliyoruz, görüntülerde seçebiliyoruz. Devam.
Bu görüntülerde Gerger postasından Ahmet Selim Memiş'in çekmiş olduğu görüntüler, Adıyaman'dan görüntüleri arkadaşlarım ekrana taşıdılar.